Efendim reklam arasından sonra tekrar merhabalar diyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye Barolar Birliği'nden yaptığımız bu canlı yayında bugünkü konumuz çağdaş eğitim. Çağdaş eğitim çocuklarımızın geleceği. Bizim bir milli eğitim politikasına ihtiyacımız var. Hep birlikte yazmalıyız bu politikayı. Tüm siyasetin, tüm siyasi partilerin üzerinde, dünya görüşlerimizin üzerinde evlatlarımızın geleceği için buna ihtiyacımız var. Birbirimizle kavga ederek değil, birbirimizi anlayarak, birbirimizle inatlaşarak değil, doğruyu bilimle bularak ilerlemek zorundayız. Konuklarımız burada sol köşede diyeceğim. Sayın Batuhan Aydagül. Batuhan Bey, tam söylemek için şöyle bakıyorum. Eğitim reformu girişimi yöneticisi. Şu soruyla başlamıştık. Türkiye'de eğitimin şöyle tepeden kuş bakışı bir fotoğrafını çeker misiniz diye başlamıştık. Oradan biraz sonra devam edeceğiz. Efendim tam ortada çok değerli hocamız Profesör Doktor Ayşen Coşkun. Ayşen Hoca Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği'ni temsilen burada ve aynı zamanda da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi ve en sağda da Sayın Orhan Yıldırım Eğitim İş Genel Başkanı. Ve konumuz çağdaş eğitim, bilimsel eğitim, çocuklarımızı, Türkiye'yi 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra taşıyacak eğitim. Özetin özeti de şu, eğer biz çocuklarımızı eğitemezsek kaçınılmaz olarak çöküşe geçeriz ve başka devletlerin sömürdüğü, başka devletlerin, başka toplumların ayak işlerini yapan bir topluma dönüşürüz. Öyle olmayacağız. Buradan çıkacağız, bu kapandan kurtulacağız ve çocuklarımızı, ülkemizi geleceğe hazırlayacağız. Hazırlayacağız ama şimdi biraz kafamız karışık. Çünkü TEOG kaldırıldı, niye kaldırıldı vesaire. Maçın ortasında birisi düdük çaldı, kurallar değişti. Ayşen Hocam, maç başladıktan sonra iyi ya da kötü olsun kuralın değişmesi çocukları nasıl etkiledi, aileleri nasıl etkiledi? Ne geri bildirim alıyorsunuz? Ne haldeyiz? Şimdi her şeyin ötesinde ben sizin söylediğiniz bir şeye vurgu yaparak başlamak istiyorum. Gerçekten de eğer biz bu ülkede iyi nesiller yetiştirmek istiyorsak, gelecekte başarılı, bu ülkeyi ileriye taşıyacak insanlar yetiştirmek istiyorsak, çocuklar çok kıymetli ve hakikaten siyaset üstü olmalı eğitim. Siyasi parti bunun siyaseti üstü olmalı. Her şeyin. Yani ve hızlı bir şekilde de çocuk politikalarını da geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en büyük eksiklerinden biri de bu. Bizim doğru dürüst çocuk politikalarımız da yok. Yani bunlar çok çok önemli. Bunlar olmayınca da gerçekten çocuğa dair her alanda yapboz tahtası gibi kimin aklına hemen o anda ne gelirse biz onu uygulamaya koyuyoruz. Ve bu çok yıllarca aceleci, böyle. Çok aceleci. Çok aceleci davranıyoruz. Yani bu aceleciliğe ne yazık ki ne aileler ne çocuklar hazır değil. Niye Batuhan Bey bu kadar aceleciyiz? Yani çok mu hızlı sonuç bekliyoruz? Valla şu son dönemdeki aceleciliğin sebebini bir tek Cumhurbaşkanı biliyor diye tahmin ediyorum. Onun dışında çünkü mantıklı bir açıklamasını bulmak çok zor. Kimse de yapamadı zaten. Yani yok. Öyle... Ama neydi mantıklı açıklama Orhan Hocam? Bizim zamanımızda TEOG mu vardı? Bizim zamanımızda evet TEOG. Bizim zamanımızda TEOG mu vardı? Çocuklara hep yarının geleceği gibi bakıyoruz ya. Yanlış. Bugünleri var çocukların. Yani çocuklar yarın okula gidecek aslında. Gelecek olmanın ötesinde yarın yani, onları odağa alan bir bakış açısı gerekiyor ve bugün, değil mi? Ve bugün yaşadıkları aslında onların ileride nasıl insan olacaklarını belirleyecek. Yani bugünlerini karartırsak yarın olmayacak. Kesinlikle, çünkü şöyle düşünün. Bir çocuğun ömrünün, gününün bir kısmı evin içinde geçiyorsa çok önemli gününün saatleri eğitimde geçiyor. Okulda geçiyor, öğretmenlerle geçiyor ve bu çağın çocukları okuldan nefret ederek gidiyorlar. Yaz tatili geldiğinde çantasına tekme atıyor, oh ya okullar kapandı diyorlar. Yani severek, isteyerek gitmiyorlar. Neden? Çünkü çok ciddi, zorlu bir rekabetin içindeler. Öyle bir rekabet ve ezici bir ortam var ki, müfredat bir defa gelişim dönemlerine uygun değil.
Onları bir vurgulamak istiyorum. Yani peki. Ya birinci sınıf biz başladık. Üniversitede okutacağımız müfredatı liseye sırf bu sınav seçmelerini zorlaştırmak için. Lisede okunacak bilgiyi orta öğretime, orta öğretimin bilgisini ilkokula kaydırdık. Şöyle söyleyeyim ben size örnek olarak. Somut düşünceden soyut düşünceye çocukların geçişi ilkokul birden başlar, ergenliğin sonuna kadar gelir. Atasözü gibi, deyim gibi açıklamaları ilkokul 3 düzeyine gelen bir çocuk ancak yapabilir gelişim olarak bakın. Ama biz birinci sınıf çocuğuna soyut kavramı ödev olarak veriyoruz. Yani ve anneleri babaları kaldırabileceği yapıyor. Ağırlıktan fazlasını değil, sırtına yüklüyoruz. Yüklüyoruz. Yani bir defa müfredatla ilgili çocuklara yük var. Ailelerin gelecek kaygısı nedeniyle çocuklara çok yüklenmesi var. Bir böyle şeyi anlatayım, anekdot anlatayım. İlkokul 1'e giden bir çocuğu sınav kaygısıyla getirdiler bana. Düşünebiliyor musunuz? Birinci sınıfa başlayan bir çocuk. Sen dedim niye bu kadar kaygılısın? Ama ya başarısız olursam dedi. Ne olur başarısız olursan dedim. İleride ÖSS'de iyi bir üniversite kazanamam ben dedi. Çocuğun hayatını nasıl kararttığımızı düşünebiliyor musunuz? Yani ilkokul 1'e giden çocuk okulu sevmeli, oynamalı, okuma yazmayı sökmeye Ayşen odaklanmalı. Hocam, yani siz şunu mu diyorsunuz? Yaşının üstünde yüklersek çocuğa zarar veririz. Veriyoruz. Yani kapasitesini arttırmaz mıyız? Ve biz arttırmayız. Kapasitesini arttırmayız. Çünkü çocuğun ruhsal yani sağlıklı bir insan olması için bakın eğitimin içinde. Hı. Spor yapabilmeli ki bedensel gelişimi olsun. Biz spor yapmayan bir milletiz. Niye? Obezite aldı başını gidiyor. Çocuklarımızda. Sonra da obeziteyi önleme programları yapıyoruz. Çünkü test çözüyor çocuklar. Çünkü çocuklar bütün gün oturuyorlar masa başında ve başarılı olmaları için öğretmenlerin söylediği bir laf var. Aman sosyal faaliyetlerinden alın bu sene bu çocuğu. Sosyal faaliyetten alın. Yüzmeye mi gidiyor? Çocuk yüzmede çok memnun. Göndermeyin bu sene daha çok test çözsün. Yani zihnini geliştirecek zihnini, her çocuk, faaliyetten çocuklarını alıyor. Seven bir ülkenin yapacağı iş değil. Bakın değil çocuklarını bu. Çocuklarını seven bir ülkenin yapacağı iş değil bu. Değil evet. Gerçekten. Yani sosyal faaliyet, sosyal gelişmesini eğitimin içinde alacak. Sosyalleşecek. Arkadaş ilişkileri kurması gerekiyor. Arkadaşlarıyla müthiş bir rekabet içine giriyor. Nasıl bir çekişme? En büyük rakibi çünkü yanında oturan arkadaş. Dostluk kurmaktan önce rakipliği öğreniyor. Yani arkadaşını ciğerinin içine alacağını... Almak yerine... Arkadaşını, arkadaşını yoldaş, dost bileceğine rakip görüyor. Bu değerleri kaybediyor bu arada bu eğitim sistemi içinde. Ailesiyle ilişkisi bozuluyor. Çünkü aile varını yoğunu ne kadar net yaptığına bağlıyor. Ve çocukla olan sağlıklı anne baba ilişkisi yerine her akşam eve geldiğinde kaç net çözdün, kaç tane test çözdün, ne yaptın, arkadaşın kaç aldı, sen ne aldın gibi kıyaslama. Yani bir değirmen taşının ortasına konmuş çocuklarımız var bizim. Eğitim sistemi üstten bastırıyor. Bu sistemin zorlamasıyla mecburen ailelerde alttan öğütüyoruz biz tamam, çocukları. Tamam TEOG kaldırılınca işte bu baskı kalkmıyor olmayacak. Mu? Kalkmıyor. TEOG kaldırılır. Biraz önce dedim size ben bu sistemde bir sürü şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ama. Mevcutta da sıkıntı var. Bu sistemle 8. sınıfa getirdiğimiz çocuklar. Bu sistemle senelerdir getirdiğimiz aileleri biz şaşkına çevirdik. Hedeflerini bilmiyorlar. Aileler şunu söylüyorlar. Sisteme güven duymuyoruz. Bizim çocuklarımız hak ettiklerini alamayacaklar diye endişemiz var. Çünkü kim değerlendirecek ve objektif olacak mı, şeffaf olacak mı emin değiliz. Yani klasik soruları çocuklarımız için kim hedef, hangi gözlükle okuyacak güvenmiyoruz. Ve bunu bana 8. sınıfta bakın 8. sınıftaki bir çocuk bunu getirdi. Bunu söyledi, kendi dedi. Ne dedi? Ben yazacağım ne dedi ama yazmaya alışkın değilim. Ya doğru cümleyi bulamazsam ya da beni tanımayan biri kimin okuyacağını bilmiyorum. Bu benim ifade ettiğimi gerçekten anlayacak ve benim bildiğim şeye bilmediğim şekilde puan verecek mi? Çocukların hepsinin motivasyonu düştü şu anda bakın. Ortaya çıkan şu. Çalışmıyorlar. Çünkü ne olacağı belli değil, belirsiz. Belirsizlik var. Aileler ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha ekonomik fırsat eşitliği bitti burada. Onu da söyleyeyim ben size. Çünkü ekonomik gücü çok iyi olan aileler şöyle bir rahatlık içindeler. Çalışma yavrum özel okula veririm seni. İyi bir özel okul buluruz. Nasıl olsa onun sınavı bir şey olur. Çalışma. Ama asıl sorun biraz önce konuştuğumuz. Türkiye'nin bütün bölgelerindeki zeki ama sosyoekonomik düzeyi o kadar güçlü olmayan çocuklar... İleride belki
Çok iyi bir bilim adamı olacaklar. Belki ileride Nobel ödülü alacaklar. Bunların önünü kesiyoruz biz bunlarla. Çünkü bu çocuklar yani, bu sisteme göre hazırlandılar. Yani Türkiye'nin belki şu anda bir köyünde, bir kasabasında bir Einstein var. Ve bu ama biz onu ayakkabı boyacılığına mahkum. Bir şu da var. Şimdi Aziz Sencer var belki. Bu baskının, bakın o nereden biraz, gitti Türkiye'den. Yani bu, evet. Teok baskının buzdağının gözüken kısmı. Evet. Aşağıdaki niye bu baskı var? Onun cevabını verelim. Niye var? Lisede çocuğunuza geleceğini garanti altına almasını sağlayacak kaliteli okul sayısı, ben diyeyim %5, siz deyin %10. Yani 100 çocuğumuz varsa bunların 10'unun girdiği lise bu çocuklara ileri atacak. Bunda hiçbir şey yok, sorun yok. Çünkü dünyada bu okullar vardır. Diğer 90'ı ise bunları yolda bırakacak. Türkiye'de gözden kaçırdığımız mesele hep şu. O %90 bu kadar kötü olmasa, ama kötü derken altını çiziyorum. Binası çirkin, tuvaleti pis, etrafında binlerce sosyal problem var. Uyuşturucusu var, çetesi var, işte tacizi var. Çocuk, veli okul seçerken çocuğuna güvenli okul arıyor. Yiyecek kaliteli yemeği yok. Şimdi siz bu %90'a bu kadar vasat bir eğitime talim etme zorunda bırakırsanız, aileler de o %90'a düşmemek için, hani o Titanic batarken tepede kalmak isteyenler gibi birbirlerinin üzerine çıkarlar. Siz adını T yok deyin çıkarın, M yok deyin çıkarın, başka bir şey deyin. Yapılması gereken 15 yıldır aynı. Orta öğretimin düzeyini iyileştirmek. Meslek okullarıyla genel Anadolu liselerini biraz birbirlerine yaklaştırmak. Bu okulları öğretmenlerine yatırım yapmak. Aşağıda buluşmak değil ama yukarıda evet, buluşmak. Evet zaten sorun onu diyorum şimdi. Türkiye %5'i göz bebeği gibi koruyup %95'i yukarı itecekken %5'i de aşağı çekmeye çalışıyor. %95'i de aşağı çekmeye çalışıyor. Halbuki %80'e biz çok iyi, çok kaliteli, %90'a çok kaliteli bir eğitim vereceğiz ki uçacağız. Bu aslında yani bir yandan karmaşık bir sorun ama doğru şekilde yaklaşırsanız çözülebilecek sorun. Yani, ama fikri basit aslında. Evet. Ya sizle daha önceki yukarıdaki sohbetimizde bahsettiğimiz gibi bir kamu politikası sorununa akılla, sabırla yaklaşırsanız, bilimi ve uzlaşıyı kullanırsanız ortaya Türkiye'nin ortak aklıyla çözüm çıkar. Yani bugün çözüm aramak için ben Finlandiya'ya bakmak gerektiğine bilgi almak için katılıyorum ama bizim ülkemizde de çözüm var. Bakın TIMSS'de 8. sınıf fende ilk defa öğrencilerimiz uluslararası ortalamayı yakaladı. Ben merak ediyorum nasıl yakaladık? Çünkü cevabını verirsek belki iyi bir şey yaptığımızı bulup yaygınlaştırabiliriz. Yaygınlaştırabiliriz. Şimdi Ayşen Hocam siz dediniz ki öğrenci mutsuz. Veli mutsuz. Orhan öğretmen. Hocam öğretmen mutlu mu? Öğretmenler belki bu kitle arasındaki aslında özünden mutlu olan kesim. Bu olaylardan dolayı değil. Öğretmen çocukları gördüğü anda kendisi mutlu olan bir mesleğe sahip olan. Çocukla kesim. Mutlu oluyor. Dolayısıyla ama. Mutlu olan bir öğretmenin üzerinde bir kurgu yapılmadığı müddetçe bu eğitim sistemini düzeltmek mümkün değil. Burada en önemli işlem öğretmenlere, okuldaki hizmetlisinden tutun memura ve üniversitedeki akademisyenlere kadar eğitici kitleye devletin bir kere öncelikle itibar ve saygı göstermesi gerekiyor. Şimdi siz bütün devlet yetkilileri her türlü eğitimde yaşanan bir sıkıntıda öğretmenlere yönelik, öğretmenler çalışmıyor, öğretmenlerin tatili fazla, zaten fazla bile alıyorlar gibi. Öğretmenleri incitici, öğretmenleri toplumun gözünde aşağı çekmeye yönelik, itibar anlamında aşağı çekmeye yönelik söylemler son 10-15 yıldır artarak devam eden bir süreç. Yani konu sadece maaş değil. Maaş değil. Hiçbir öğretmen önce açtığı zaman ağzında ilk 10 madde arasında maaşı falan bahsetmez. Maaş konusu değildir bakın. Öğretmenler istiyor ki var olduğu, yapmış olduğu en önemli işe insanların değer vermesi ve devletin değer vermesi. Bunu çocuk değer veriyor zaten. Bakın, veli değer veriyor. Hani şimdi arkadaşlarımız bahsetti az önce. Şimdi okullarda, bakın özel okullar inanılmaz binalar yapıyorlar. İnanılmaz tesisler kuruyorlar. Ama zeki çocuklar nereyi tercih ediyor? Devlet okullarını. Peki niye devlet okullarını seçiyor? Devlet okulları daha mı iyi binaya sahip olduğu için? Hayır. Daha iyi öğretmene sahip olduğu için. Şimdi elimizde böyle bir imkan varken devlet bu iyi öğretmenleri
biraz daha zenginleştirip bu işe biraz daha motive etme yolunu seçmek dururken tam tersi yola giriyor ve meslek içinde de eğitmeye devam ediyor. Ve sağlıkta olduğu gibi eğitimde de özelleştirme yoluyla bu küresel sermayenin eğitim politikasına da el atmasıyla özelleştirme yoluyla eğitim alanındaki bütün insanları tedirgin ediyorlar. Bakın bütün öğretmenleri kadrolu alması gerekirken ve bu devlet politikası olması gerekirken sözleşmeli. O da yetmiyor. Ücretli. Bakın Güneydoğu'ya gittik biz. Yüksekova'ya gittik. Yani diyorsunuz ki, diyorsunuz ki kadro güvencesiyle, gelecek güvencesiyle çalışan öğretmen mutlu olur. Ama saat başı ihtiyaca göre joker gibi evinden çağrılan ya da sözleşmeli çalıştırılan öğretmenin güvencesi olmadığından mutsuz olur. Yüksekova'da bakın hepsi genç öğretmen. İlkokulun birine gittik. 40'a yakın öğretmen var. Hepsi ilk atama 2-3 yıllık çoğunluğu. Hepsi dikkatle dinledi. Ankara'dan geldik. Bakın ne sorunuz var? Ne söylemek istiyorsunuz? Bakara iletmek adına dedik. Hepsinin derdi sözleşmelerimiz ne olacak? Eş durumundan eşlerimiz gelecek mi? Biz buradan 6 yılı doldurunca bakın 6 ile bile razılar. 6 yılı doldurunca istediğimiz yere tayinimiz çıkacak mı? Ya burada herhangi bir şekilde yarın sözleşmemizi iptal ederlerse ben ne yapacağım? Kapından ne koyacak mı bize? Aynen o. Şimdi böyle olunca da şimdi bu insanların kendini geliştirmesine nasıl müsaade edeceksiniz? Şimdi bu 40 yıl çalışma hayatı var bakın. Yeni başlayan 65 yaşına kadar ki bir meslek hayatını düşünürseniz emeklilik boyutuyla 40 yılı var. Eğer siz kendini geliştirirsen, kendine yatırım yaparsan ya da bir devlet olarak benim yapmaya çalıştığım yatırıma cevap verirsen 40 yıl boyunca seni başımın üstünde tutarım. En önemli değer ve itibarı veririm. Garantisi ve söylemini gerçekleştirmezseniz istediğiniz kadar iyi bina yapın. İstediğiniz kadar farklı politikalar, müfredat değiştirin. Her sene sınav sistemi değiştirin. Hiçbirinden gerçek anlamda Türkiye'yi ileri götürecek bir sonucu alma şansına sahip değilsiniz. Orhan Hocam bir de şunu belki konuşalım. Ondan sonra bir başka konu. Şimdi Batuhan Bey de söyledi. Doğu Güneydoğu'da öğretmenlerin kıdemi ortalama 1,5 sene. Evet. Ankara'da 16 yıl, Türkiye genelinde 12 yıl ortalama. Evet. Şimdi 1,5 yıl, evet çok idealist, çok güzel ama tecrübe de önemli. Ama tecrübesi yok. Ama tecrübe de önemli. Niçin biz tecrübeli öğretmenlerimizi Türkiye'ye eşit dağıtamıyoruz? Dağıtamıyoruz çünkü tecrübeli öğretmen, bakın devletin ve ticari hayattaki bütün kurumlarda, bütün işletmelerde mesleğe yeni giren bir kişiyle 30 yıllık tecrübeye sahip bir kişinin aldığı ücret ve bulunduğu pozisyon bakımından inanılmaz fark vardır. Eğer maaşla konuşacak olursak, yeni giren bir kişi 2500 alıyorsa 30 yıllık bir kişi 6-7 bin lira ücret alır. Ve bu çok olağan karşılanır. Çünkü tecrübenin fiyatı vardır. İnsan yıllarca 30 sene burada dirsek çürütmüşse, yıllar boyunca bu zahmeti çekmişse ve kendisini devlete hizmet etmeye adamışsa bunun devlet karşısında da bir gerçekliği olması gerekiyor. Siz Güneydoğu'ya gittiğinizde sosyal hayatınız ne yazık ki oradaki yaşamsal faktörler nedeniyle çok düşük. Yani bir gezeceği bir yer yok, kütüphanesi yok, gazete dağıtımı bile çok zor, hareket alanı çok kısıtlı. Buraya gitmez mi öğretmen? Seve seve gider. Gidiyor da zaten. Ama siz gittiği zaman öğretmenin orada o zor şartlarda kendini yine geliştirebilmesi için hem ekonomik olarak desteklemeniz gerekiyor hem de o çalışma hayatında ona itibar ve değer vermeniz gerekiyor. Şu anda devlette olmayan, bakanlıkla görüştüğümüzde de bu aynı şeyi söylüyoruz. Bir, kesinlikle devlet politikasında hiç kimseyi sözleşmeli ve mülakat üzerine öğretmenliği almayı bırakın diyoruz. Çünkü o kadar sene okuduktan sonra, diplomasını eline aldıktan sonra bir uzman sıfatıyla mezun olduktan sonra 5 dakikadaki bir mülakatla sen yetersizsin, sen yeterlisin şeklinde bu ülkenin çocuklarını, gençlerini ayırmak, birbiri içerisinde ayırmak ve nitelikli kendini yetiştirmiş kişileri bu arada harcamak kesinlikle Türkiye'ye yapılabilecek olan eğitim sistemine yapılabilecek olan en büyük hainlik olarak söyleyeyim. Hani hain kelimesini kolay kolay kullanmayız ama konu çocuklarımız. En büyük yanlışlık bu. Yanlış diyelim. En büyük çok yanlış. Büyük bir yanlış. Şu an aklıma geldi ama çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Mesela Van'daki bir hukukçu, avukatsa Ankara'ya gelmeye, İstanbul'a gelmeye çalışmıyor. Van'da mutlu. Van'da Ankara'daki yaşam seviyesini aşağı yukarı sağlıyor. Belki Ankara'dakinden de daha mutlu. Evet. Ama Van'daki hakim
Ankara'ya gelmeye çalışıyor. Van'daki hakim kendini Ege'ye atmaya çalışıyor. Demek ki devletin sisteminde bir yanlış yaklaşım var. Bakın, hukuk fakültesinden mezun olduk. Birimiz avukat oldu, birimiz hakim olduk. Birimiz Van'da hayatını devam ettirmekte bir sakınca görmüyor, mutlu. Ama diğerimiz mutlaka kendini ilk fırsatta kurtarmaya çalışıyor. Bir yanlışlık var. Çok doğru. Bir de mesleki çalışma koşulları var. Bakın, şimdi en son bakanlık birdenbire rehber öğretmenlerle ilgili bir değişikliğe gitme düşüncesini ortaya attı. Nedir? Rehber öğretmenler, halbuki çocuklarımızın geleceği açısından, yönlendirme açısından, çocuklarımıza psikolojik destek bakımından inanılmaz bir işlev görüyorlar. Ama devlet diyor ki, bir dakika diyor, siz burada çok rahat oturuyorsunuz. Mesai saatleriniz 9-3, halbuki öğretmenlerin 8-5. Biz sizi de 8-5 yapmak istiyoruz. Bu yetmez diyor. Nöbet tutmalısınız diyor. O da yetmez diyor. Siz de sınıfa girmelisiniz diyor. O da yetmez diyor. Aldığınız ücretlerle ilgili bir daha denge sağlamamız gerekir diyor. Şimdi bakınız, bir eğitimci, öğretmen, devlette bir bu öğretmenliğe başvuruyorsa koşullar bellidir. Ben bu koşullarda burada seve seve çalışırım diyor. Şimdi siz seve seve çalışırım diyerek girmiş olduğu bir kuruma 8 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra, hayır bir dakika, sen seve seve girdin, 10 yılını da verdin ama ben senin çalışma koşullarını değiştiriyorum, kusura bakma diyerek yola çıktığınız anda bu bütün branşları etkiliyor. Bugün rehber öğretmeni etkiliyorsa, işte sınav sisteminde ilkokul 5. sınıfta yabancı dili öğretmek adına resim öğretmenleri, resim dersini, müzik dersini ve diğer beden eğitimi dersini ortadan kaldırıyor. Şimdi siz böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Hani demin söyledik ya, sosyal faaliyet. Sosyal faaliyetle ilgili siz dersi ortadan kaldırıyorsunuz. Bırakınız ilgi göstermeyi. Ayşen Hocam, resmin, bedenin, müzik dersinin, yaratıcılığın geliştirilmesinde etkisi yok. Kesinlikle var. Olmazsa olmaz değil mi? Kesinlikle var ve o zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte bizim tıp fakültesine eleküstü, en üst puanla gelmiş öğrencilerimiz dünyaya bu gözle bakıyorlar. Ve yaratıcılık dediğiniz şey, ne yazık ki ben çok üzülüyorum. Kendi öğrencilerimizde bunu gördüğümde kitap okumuyorlar, sanatla ilgilenmiyorlar, hobileri yok, herhangi bir alanla bir ilgileri yok ve insanı tanıması gereken bir meslek bu. İnsanı bütünüyle tanıyacak, düşünebiliyor musun? Hekim olacak. İnsanı tanıması gerekiyor ama kendisinin bu alanlarla ilgisi olmamış. Çünkü ezberci sistemden sürekli ezberleyerek ve üst düzey puan almak için gelmiş. Yani küçükken yaptığı oyunları engellenmiş. Resim dersi, müzik dersi, matematik dersine verilmiş. Veriliyor hala öyle. Yani resim, müzik, beden eğitimi, bu derslerin hepsi daha önemli dersler sayılarak diğer derslere veriliyor. O zaman nasıl yaratıcılığı gelişsin? Beynin bilimsel fonksiyonlarını gören lobuyla. Ezberci. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Resim dersi bile ezberci bir hale geliyor. İşte ana sınıfında bir çocuk bir kuş resmi çiziyor. Ağaca kocaman gördüğü gibi bir kuş çiziyor. Öğretmen bakıyor, böyle resim mi olur? Sen hiç resimde böyle kuş gördün mü diyor. O bildiğimiz hani kuş vardır ya şöyle. Kuş böyle çizilir resme diyor. Ve çocuk ondan sonra bütün resimlerine kuşu, hani biz çizerdik ya. Çünkü öğretmenimiz de ezberci yetiştirmiş. Evet, öyle yetişti. Çünkü eğitim fakültesi de artık öyle öğretmen yetiştiriyor. Ve düşünün, o çocuk ileride neler yapacaktı kim bilir. Yani o kuşu oraya kondurabilmesi demek. Ama biz onun pat diye yanlış yaptığını öğrettik ona. Ondan sonra o yanlışı yapmamak için sürekli erişkin bir insan olduğunda da dediniz ya, hayal kurabilmeli. Bir ülkenin gelişebilmesi için bilimin gelişmesi lazım. Teknolojinin gelişmesi lazım. Bunu yapabilmesi için yaratıcı beyinlere ihtiyacımız beyninin var. Beyninin hayal kuran tarafıyla biz o tarafı durdurursak, teknik tarafının işbirliği içinde çalışması lazım. Aynen. Bütün beynin, bütün işlevsel sistemi birbiriyle ve eşit, homojen bir gelişim göstermesi lazım. Biz bunun bir tarafını çekiyoruz. Yargılama, üst düzey zihinsel fonksiyonlar dediğimiz fonksiyonları çok kullanmadan geliyorlar bu sistemlerle. Bu sistemler evet değişmeli ama benim burada itirazım şu. Tam maç ortasında değişmemeli. Yani ve tartışılarak değişmeli. Tartışılarak. Doğru yöne değişmeli. Ve siz eğer 5, 6, 7, 8, 4 sene bu çocukları böyle bir hazırlıkla başarılı olacaksın diyen bir sistemle bu seneye getirdiyseniz, aileler bütün yükü buraya koyduysa, siz son anda eğer bunlara
biz sana nasıl bir değerlendirme yapacağımıza hala da karar veremedik diyorsanız, neredeyse eğitimin yarı yılı gelmeye yakın bir yer geldiyse, şimdi siz çok büyük bir haksızlık yapıyorsunuz bu çocuklara. Yani bu kötü sistem bile bir bundan sistem. İyi. Çünkü sistem, bir sistem. Çünkü. Çünkü bir sistem. Çünkü biliniyor. Çünkü ona bir şekilde aileler de hazır. Uyum sağladılar. Çocuklar da hazır. En kötü şey belirsizlik. Uyum sağladılar. Dağıldılar şu anda. Yani belirsizlik en kötü ruhsal dengeyi bozan özelliklerden, etkenlerden biridir. Batuhan Hocam, siz içinizdekini söyleyin, ben de soracağımı sorayım. Yok, bence siz sorunuzu sorun, ben şey yaparım. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi biz sadece şikayet etmek için çok toplanmadık. Ve dedik ki bir umut var. Aynen. Hatta umut çok yüksek. Çünkü insan kalitemiz çok çok yüksek. Biz bu işi çözeriz. Aynen. Biz çıkışı buluruz. Konuşarak, tartışarak buluruz. Buyurun, çıkışımız ne? Benim yattığımda eğitimle ilgili uykularımı kaçıran pizza skorları, işte ya da sınıfların boyu değil, eğitimde karar verme şeklimiz. 4 yıldır özellikle 2012'den bu yana Türkiye'de eğitim kötü yönetiliyor. Bunu değiştirdiğimiz anda zaten, ve değiştirmenin de prensipleri bellidir. İyi yönetişim ilkeleri diye bir şey var. Zaten sizle de paylaştık. Katılımcı karar alırsan, paydaşları sürece dahil edersen, akıl, veri ne diyor? Şimdi 4-4-4'ü değiştirirken 8 yıllık temel eğitimin sorunlarını masanın üzerine bilimsel olarak güçlü koyan bir tane araştırma yoktu. TEOG'u değiştirirken TEOG'un nesinin yanlış olduğunu masanın üzerine koyan bir tane bilimsel araştırma yoktu. Getirirken de yoktu. Getirirken de yoktu. Basın toplantısındaki sunumla politika değişmez. Yani bu artık, yani 2017'de konuşmuyor olmamız gereken bir şey. Basın toplantısında yaptığınız bir sunumun arkasına sığınarak Türkiye'de eğitim politikası değiştirmemeniz gerekiyor. Katılımcı, veri temelli ve şeffaf. Bugün Türkiye'de bizim eğitimdeki yeni müfredatı kimin hazırladığını bilme hakkımız var. Gizli bilgi bu. Önümüze gelen müfredatı kim hazırlıyor bilmiyoruz. Dolayısıyla bir numarada söyleyeceğim şey, bunları değiştirdiğimiz takdirde zaten ileri bir adım atmış oluruz. İkincisi, ben şuna çok inanıyorum kalpten ve akılla. Biz yarın sabah uyandığımızda bütün okullara bir mesaj yollasak, okulun yaşadığı sorunlarla ilgili okulun öğretmenine ve müdürüne yetki versek, siz kendi okulunuzdaki sorunların çözümüyle ilgili plan geliştirin, biz size destek olacağız. Arkanızdayız desek. Desek, bakın çok kısa sürede çok büyük iyileşme görürüz. Çünkü benim Türkiye'de eğitimle ilgili duyduğum umudun kaynağı öğretmenler. Çözüm odaklı. Çünkü biz bu öğretmenlerle ortak işler yapıyoruz. Sorunların farkındalar. Fakat o kadar güçsüzleştirmişiz ki 3 yaşındaki çocuk gibi davranıyoruz öğretmene ve okula. İnisiyatif kullanma yetkisi yok. Evet. Şimdi biz bunu verdiğimiz takdirde öğretmene 3 yaşında çocuk gibi davranıyoruz. Öğretmene de okula da. Şimdi bunu yarın sabah, bakın iddialıyım. Yarın sabah bu mesaj gitse okullarımıza. Bunu hep söylüyorsunuz, evet. O öğretmenler bir anda işin sahibi değilseniz bir yere kadar umursarsınız. Yani çözüm üretin dediğimizde öğretmen üretir. Aynen. Öğretmenlerin hepsi buna hazır zaten. Öğretmen çözüm üretin derseniz üretecek. Aynen. Üçüncüsü, köy okulları, köy enstitüleri güzel bir nostaljiydi. Harika bir hikayeydi. Bugün karşılığı mahalle okulları. Yani mahalle okullarının altını çizerek söylüyorum ve devlet okulları demememin nedeni de bu. Çünkü %80 zaten şu an şehirde yaşadığına göre biz artık şehri esas alarak konuşacağız. Bir okul düşünün ki duvarları yüksek, kapısında kocaman bir demir parmaklık var. Dışarıdaki mahalle ile içerideki okulun hiçbir ilişkisi yok. Yani uzaydan gelmiş biri bir okulu bırakmış, gitmiş. Şimdi Türkiye'de devlet dediğimiz önemli ve değerli kurumla halk arasındaki şeyi de yaklaştırmak lazım yani. Yani hocam, o zaman şunu mu söylüyorsunuz? Böyle kocaman binalar, çok kalabalık okullar yerine mahallenin içinde yaşayan, evet,
Öğretmeni mahallenin dokusuyla kaynaşmış okullar mı? Mahallenin değerlerini de benimseyen bir okul olması lazım. Yani o mahallenin değerlerini okulda yaşatabiliyorsanız, mahalleli ve öğrenci okula geldiğinde kendisinden okulda bir şey buluyorsa, işte o aidiyet dediğimiz şey oluyor ve aidiyetin eğitimde biliyoruz ki katkısı çok fazla. Şimdi dolayısıyla biz mahalle, her mahallede çocuklarımızın yürüyerek gidebileceği ya da tekerlekli sandalyeleriyle ya da bisikletli bir okul yapmayı becerirsek, ki becerebiliriz, eğitimde bu işi çözeriz. Yani artık eğitim reformunu değil, okul reformunu konuşmak lazım. Ama bir tane şey çok kıymetli. Okul reformunu konuşmak, evet, lazım. Bir tane şey çok kıymetli. Erken çocukluk eğitimi. Bu iş güçlü başlarsa güçlü devam ediyor. Ya okul öncesi eğitimde. Evet. Bir yıl erken çocukluk eğitimi alan öğrenci, almayan öğrenciye göre 8 yıl sonra 2 yıl ileri gidiyor. Şimdi kim alabiliyor erken çocukluk eğitimini? Parası olan alabiliyor. Yüzde ne kadar? 5 yaşta %66 civarında. Fena değil. Ama olması gereken %100. Yani OECD'de %80'lerde. OECD'de 5 yaş %100'dür aşağı yukarı. 5 yaş %100'dür. Yani bir sene önce hazırlık sınıfı dediğimiz sınıf %100'dür. Buralarda şey çok kıymetli. Şimdi özel okulların mesela en çok olduğu iki kademe var. Biri lise, biri erken çocukluk eğitimi. Şimdi özel okullara gidecek insan paralı insan. Halbuki demin ne dedik? En zor sınıfa en iyi öğretmeni koyuyorsak, en zor durumdaki çocuklarımıza da okul öncesini önce vermemiz gerekiyor ki... Onu da yine mahallede vereceğiz. Onu da yine mahallede vereceğiz. Ama bu mahallede verirken de biraz da bence, yani onun da altını çizmek lazım. Bu Diyanet'in bu işe girmesi, toplum medelli, toplum temelli model olarak sunuluyor bize. Ama erken yaşlarda din eğitimi hassas bir konu. Kritik bir konu. Aslında tercihen bunların evde olması gerekiyor. Bunların okula taşınması noktasında bir uyarı işareti bırakayım. Sübyan mekteplerine informal olarak izin verildiği ile ilgili elimizde çok veri var. Bunlar merdiven altı okullardır. Sübyan Mektebi Türkiye'de yasal bir kurum değildir. Ama ne yazık ki pratikte uygulanan kurumlardır. Yani bu din eğitimi konusunda araştırmalar, velilerin öncelikli ihtiyacının çocukların bilişsel ve aslında sosyal gelişimler olduğunu söylerken, niye burada böyle bir ortam yaratılıyor? Bu ortamın kime faydası var? Bence bu önemli bir soru. Şimdi tabii din eğitimi dediğimiz zaman bu maalesef 21. yüzyılın Türkiye'sinde sanki cız bir konu, konuşulamaz. Ama gelin buna o pencereden, o gözlükle, mutlak karşı ya da mutlak yandaş olarak değil de bir insanın zihinsel gelişimi açısından bakalım. Çünkü bilimsel yaklaşım din eğitimine ben karşıyım demeyi herhalde haklı kılmaz. Din eğitimi olmazsa olmaz demeyi de meşru kılmaz. Bir çocuğun zihinsel gelişimi açısından o soyutu verebileceğimiz yaş nedir? Şimdi soyut olarak, soyut kavramların gelişmesi 6 yaşla birlikte bakın başlıyor. Yani okul öncesi eğitim dediğimiz bizim 3-6 yaş grubu. 3-6 yaş grubu, yani ben ailelerin... Yani din eğitimi verilsin ama doğru yaşta verilsin. Evet, şöyle, bazı aileler din eğitimi aldırmak isteyebilirler çocuklarına. Yani her ailenin kendine göre bir inanç sistemi vardır. Her ailenin kendine göre bir sistemi vardır, düşüncesi vardır, yapısı vardır. Şimdi bu eğitim daha çok bu yaşa kadar, 6 yaşa kadar aile içinde verilmesi gereken bir eğitimdir. Yani aile kendi değerlerini ve pozitif yönden, bakın korkutarak değil, pozitif yönden yavaş yavaş çocuğuna bu eğitimi verir. Çünkü neden? Somut kavramlarla donanımlıdır o çocuk. Soyut kavramları algılayamaz ve 6 yaşa kadarki çocukların korkuları vardır. Gerçek sanırlar. Yani siz eğer 3-6 yaş grubuna cinlerden, perilerden bahsetmeye başlarsanız, ki biz bunu çok görüyoruz. Hatta ben gerçekten çocuğuna bu eğitimi aldırmak isteyen anne babalarla da konuştuğumda beni anlıyorlar ne demek istediğimi. Gerçekten anlıyorlar ve doğru, gerçekten biz farklı bir şekilde davranmalıymışız diyorlar. Neden? Çünkü o çocuklar bunların gerçek olduğunu zannediyorlar. Çok korkuyorlar. O çağa özgü ciddi korkular geliştiriyorlar ve gece kabusları, uyku bozuklukları gibi
ciddi ruhsal sorunlarla gelebiliyorlar bize. 3-6 yaş grubunda okul öncesi eğitim çocuğun bir motor becerilerini geliştirmeye dönük olmalıdır. Yani kalem kullanmayı öğrenmeli, el becerileri, ince motor becerilerini geliştirmeli, resim çizebilmeli, taşırmadan boyayabilmeli, oyun oynamalıdır. Oyunla birlikte yaratıcılığını ve hayal dünyasını geliştirmelidir. Çünkü o yaşta oyunla kendi kimliğini ve kişiliğini geliştirmeyi yani öğrenecek. Vakit kaybı değil. Oyun onun işidir. 3-6 yaş grubu çocuğunun oyun işidir. O doktorculuk oynar, ileriye dönük meslek hayallerini kurar. Annecilik oynar, anne olmayı, kadın kimliği, bir kız çocuğu kadın kimliğine dair özellikler alır. Babası gibi ayak üstü üstüne atar, babasının yaptıklarını tıraş olmaya kalkar, oyunlarında baba olur, yetişkin erkek olmaya doğru adımları atar. Çocuk oyun oynamalıdır. Çocuk oyun oynarsa gelişir. Ruhsal gelişimi de, zihinsel gelişimi de gelir. Yani 3-6 yaş bizim daha çok beceriye dayalı oyun oynayabileceği, belli zihinsel becerilerini geliştirmeye dönük ilerlemeleri. Çok katılıyorum. Yani 3 yaşında siz verdiğinizde kalemi şu çocuk tutmayı öğrenirse, ilkokula başladığında hiç gitmeyen çocuktan çok daha becerilidir bu çocuk. Zihinsel olarak kavramları daha çabuk öğrenir. Uzun, kısa, kısa, büyük, küçük, sıcak, soğuk, altında, üstünde. Bütün bu kavramlar zihinsel gelişim için gereklidir. Yani Ayşen Hocam. 6 yaşından sonra da bakın soyutlama becerisi, felsefi düşünme 13 yaşından sonra gelişiyor. Daha ağır. Ayşen Hocam çok somut bir şey sorayım müsaade ederseniz. İyice açıklığa kavuşturmak için. Bir çocuğa zamanından önce çok soyut kavramları öğretmeye çalışırsak eğer, o çocuk belki çok başarılı bir mühendis olabilecekken bunun önünü kesmiş olur muyuz? Hayatını çok daha farklı yaşayabilecekken acaba ona zarar vermiş, aşağı çekmiş olur muyuz? Hayatını farklı bir şekilde yaşayabilecekken oraya önemli bir etkide bulunmuş olabiliriz. Engel çıkarmış İleride... olabiliriz. Mutlaka bunun bizi dinleyen kişilerin itirazları da olacaktır. Mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Biz bu eğitimleri erkenden verdik ve bizim çocuğumuz işte çok iyi bir fakülte kazandı, çok iyi de mühendis oldu. Daha iyisini olabilir. Çok iyi mühendis olacaktır belki ama yaratıcı bir mühendis olmayacaktır. Kurulmuş bir düzenin içinde çok iyi çalışan, amirlerinin sözünü çok iyi dinleyen, yani otoriteye uyum sağlayan, uygulayan, icat eden olmayacak. Yeni bir fikir üreten olamayacak. Yalnız burada bir şeyin altını çizelim. Yani bu kadar keskin gene olmayalım. Tabii ki istisnalar vardır ama daha çok burada sayıda. Beyni biz daha sınırlıyoruz. Ve şunu lütfen ifade edelim. Çünkü cümlelerimizin yanlış yerlere çekilip anlamının dışında kesinlikle bu çok çok önemli istemiyorum. Bakın. Çok önemli. Hiçbir şekilde kişisel olarak burada kimse din eğitimine karşı değil. Tam aksine. Din eğitiminin ailelerin serbestisinde, ihtiyarında verilmesi teşvik edilir. Ancak bir insanın yaratılış mucizesini de kavrayabilmesi, onun daha bilimsel bilgiyle donatılmasıyla eş oranlı, doğru oranlı. Bilgisiz bir insan, kendini yetiştirmemiş bir insan, yaratanı, Tanrı'yı, yaratılışı da kavrayamaz. Doğanın mucizelerini de anlayamaz. Dolayısıyla her insana gelişimine uygun zamanda doğru eğitimin verilmesi lazım. Bu eğitimin sırasını değiştirdiğimiz zaman biz çocuklarımıza zarar veriyoruz. Bir de bakın şimdi bu eğitimlerde duyduğumuz, bizim gözlemlediğimiz şöyle bir şey oluyor. Her zaman bu eğitimleri veren kişiler pedagojik formasyonu olan, çocuk ruh sağlığı konusunda çocuğa eğitimci olarak nasıl yaklaşacağını bilen kişiler olmuyorlar. Ve kendi
sistemleriyle bu çocuklara eğitim vermeye kalkıyorlar ve bu aslında ruhsal travma niteliğinde olabiliyor o yaş çocuklarında bu tarz bir eğitim. Yani siz dinle, inançla ilgili bir şey verecekseniz o yaş çocuğuna önce sevgiyi öğreteceksiniz. Önce Tanrı'yı sevmeyi öğreteceksiniz. Tanrı'nın hoşgörüsünü öğreteceksiniz. Cezalandırıcı yanına değil. Sizi nasıl cezalandıracağını ve insan değil. Sevgisini öğreteceksiniz. Evet, 3-6 yaş yaşındaki çocuk bu sevgiyi öğrenecek. Yani inancı da sevgiyle donatarak vereceksiniz ki korkutarak değil. Ama uygulamada baktığımız zaman bu tür bir takım yan etkiler de görebiliyoruz. Çünkü bizim eğitim sistemimizde bir ciddi sorunumuz daha var bakın. Bizim çok ciddi bir denetleme sistemimiz yok. Hmm. Biz hiçbir eğitim kurumunu ciddi ciddi denetlemiyoruz. Evet, belli yerler açılıyor. Santimini ölçüyoruz yani. Ha, kapı santimini ölçüyoruz. Ama yani o kadar. Bir yerde bir uzman varsa, mesela özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız var bizim. Farklı ve özel çocuklar bunlar. Özel eğitim merkezleri açıyoruz. O özel eğitim merkezlerindeki uzmanların yeterliklerini bir daha asla denetlemiyoruz. Milli eğitime bağlı kurumlar bunlar. Bunlar. Hiç bakmıyoruz onlara. Bunlar planlı yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Bir okuldan istendik davranışları, istendik okul sonuçlarla öncesi, ilgili bir somut veri olmayınca okulları neye göre denetleyeceksiniz? Kim denetleyecek? İşte. Ne isteyecek? Şimdi bununla ilgili yani bir hedefinizi koyacaksınız. Tabii ki bir hedef yok. Hedef hiçbir yerde yok. Hayır, bir hedef yok. Hiçbir yani bir misyon ve vizyon kelimesini okullara şimdi asmaya başladılar ama onlar sadece okulların girişindeki tabelalarda bulunuyor. Dönüt olarak alınma noktasında bunun somutlaştırıcı hiçbir tespiti yok. Bakanlık yapıyoruz gibi bir takım açıklamalarda bulunuyor ama bunun kaç yıldır bu süreç devam ediyor. Hiçbir şekilde ellerinde bunları somutlaştırıp tekleyen okullar, aksayan okullar ya da yeterince başarıya ulaşamamış okullar gibi pozitif anlamda oradakileri cezalandırmak anlamında değil, eksik yeri tamamlamak anlamında bir yapılandırma içerisine girmiyorlar. Yani doğru mu anlıyorum şunu diyorsunuz? Çocuklarımızı ne için eğittiğimizi önce çok iyi tespit edelim. Kesinlikle. Zaten sizin bahsettiğiniz ulusal uzlaşı burada lazım. Yani şimdi eğitim hiç unutmayalım. Bir yandan ekonomik bir tasarım, endüstriye insan yetiştirmek için. Ama bir yandan toplumsal bir tasarım, yurttaş yetiştirmek için. Yani yurttaşlık eğitimle inşa ediliyor. Birbiriyle de ilgisiz değil aslında. Değil. Hiç aksine. Şimdi beraber yaşayacağımız... Birbirini besliyor bu dediğiniz. Beraber yaşayacağımız yurttaşlarımızın nasıl ortak değerlere ve hayat felsefesine sahip olacağını, güce sahip olan diğerlerine sormadan tasarladığı sürece ortaya her zaman böyle bir hilkat garibesi çıkacak. Çünkü tutmayacaktı. Yani toplumun tamamı tarafından sahiplenmeyen bir eğitim ideolojisinin tutması da zor bu çağda artık. Ama onu yapacağım diye bütün gemiyi de su aldırıyorsunuz. O zaman biz iyi bir eğitim stratejisi, iyi bir eğitim siyaseti, milli bir eğitim siyasetini belirlemezsek, milleti birbirine bağlayan halkalar giderek açılmaya mı başlar? Bunu mu dediniz? Tabii yani biz barış içinde bu ülkede beraber nasıl yaşarız? Milliyetçiliği ve vatanseverliği artık ölmek ve öldürmek üzerinden değil de beraber mutlu olarak, huzur içinde üreterek, Nobel'ler alarak, işte sanayi devrimine girerek. Yani vatan milliyetçiliğini, yapıcı milliyetçiliği, Atatürk'ün tanımladığı milliyetçiliği nasıl hayata geçiririz? Yani bunu yapmak için, şimdi Türkiye'nin 60'tan sonra geçirdiği eğitim kanunlarının hiçbiri uzlaşıyla çıkmadı. Çoğu aslında bir zamana kadar askerlerin arkasından gelen iktidarlar tarafından çıkmış. Şimdi bu gölgeden, bu vesayetten kurtulmamız gerekiyor ama bir uçtan öbür uca gittiğimiz zaman başımıza gelenleri de gördük. Yani onun için bizim toplum olarak bir masanın etrafında oturup adaletin olduğu bir zeminde çocuklarımızın nasıl vatandaşlar olmasını istediğine de bakın, karakter şeyi değil yani, bu bir insan tipi değil. Ortak değerler. Bunu anlaştığımız zaman inanın bana hepimizin işi çok kolaylaşacak, çünkü çok büyük bir yükü atmış, geride bırakmış ve ileriye dönükte zaten yapılması gereken işleri beraber yapıyor olacağız. Ben ülkede Atatürk'ün muhtaç olduğun kudret damarlarındaki kanda mevcut diyor ya, muhtaç olduğumuz akıl ülkemizde mevcut. Var. Öğretmenlerimizde mevcut. Onu kullanıyor olmamız ve lazım. Adalet denince de ben tekrar sizlerin nezdinde Aladağ'daki yurt yangınında taraf olduğunuz, Türkiye Barolar Birliği'nin orada avukatlarının
yetkilendirilerek takip ettiği için de Eğitim İl Sendikası'nın da orada zaten taraf olduğu ve davaya da dahil olduğu için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Neye bağlayacağım? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu yapmak noktasında olduğu konularda biri de yurt sağlamaktır. Yani dağlık yerlerde yoksun ailelerimizin çocuklarına okuyabilme fırsatı içerisinde. Seyircilerimize hatırlatalım. Maalesef Aladağ'da devletin betonarme yurdu iddialara göre sağlam olduğu halde, iddialara göre bilmiyorum, yıkılıp yerine yeni bir yurt binası da yapılmayıp çocuklar o özel yurt binasına taşınıp özel yurt binasında da maalesef çıra gibi yapıldılar. En son davayı bizzat izlediğim için bir bilgi de vereyim. İki bilirkişi raporu var birbiriyle çelişen. Tabii ki böyle durumlarda sizler daha iyi bilirsiniz. Üçüncü bir bilirkişi isteniyor oradaki durumu incelemek için. Ama ne yazık ki Aladağ davasını da takibe devam ediyoruz. Evet sayın seyirciler. Maalesef süre doldu ama çok şey konuştuk. Özetini söyleyelim. Bizim yurttaş yetiştirmemiz lazım. İyi yurttaş yetiştirmemiz lazım. Ortak değerlerde buluşmamız lazım. Ve Türkiye'yi dünyanın çağdaş ülkeleri, ileri ülkeleri neredeyse oraya taşıyacak nesiller yetiştirmemiz lazım. Hedef o olmalı. O hedefe ulaşacak bir yol var. İşte o yol milli eğitim siyaseti. O milli eğitim siyasetini partiler üstünde hep birlikte konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Ben önemli sonuçlar çıktığını düşünüyorum bu programdan. Çok değerli konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu akşamki sohbetimiz de kitap olarak en kısa zamanda yayınlanacak. Hepinize Türkiye Barolar Birliği'nden sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim.